bilirsiniz. Buradaki bu arkadaşları birazdan arabanın takmam lazım, ışık vuruyor bana. Arabanın kime ait olduğunu bu şekilde çözeceğiz. Noterimiz de yanımızda. Burada iki tane koltuk var. Bu iki koltuğundan birine ben oturacağım, diğerine Cem Belevi. Hem sohbet edeceğiz. İnadına aşk izliyor muydunuz? Evet. Hoş geldiniz. Şimdi alışveriş merkezimizin en önemli isimlerinden Taner Aydın'ı sahneye davet edeceğim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir alkış alalım. Bizi buraya getirdiği için de çok teşekkür ederiz. Size bırakıyorum. Siz hoş geldiniz. Teşekkürler. Misafir sayılırsınız. Kayseri'yi seviyorum ben. Seviyorum. Evet, değerli ziyaretçilerimiz, kıymetli misafirler, kıymetli Kayserililer. Yine güzel bir günde, bir çekiliş gününde sizlerle birlikteyiz. Yine bir kampanyanın sonuna geldik, finale geldik. İnşallah hayırlısıyla bugün son kampanyamızın hediyesi muhteşem Mercedes GLA 200'ün sahibini belirleyeceğiz. Hazır mıyız? Elleri görmek istiyorum. Bütün eller, üst kat. Beraber söylüyor muyuz? Sor, yerleri yaratan, gökleri yaratan, altı günde bilir halini ona sor. Başlıyorum. Evet. Topu çekip bayan arkadaşa vermenizi rica edeceğiz. Baktıktan sonra. İnşallah çok. Evet, bakalım. Cem Belevi'nin elinden bakalım arabayı kim kazanacak? 3 hanımefendiye veriyoruz. 3 numara. Başladık. Noterimiz de yazıyor. 2 numara. 2 numara. Büyük heyecan. 9 numara. 9 numara. 2 numara. 2 numara. 9 numara. 9 numara. Ve sakin. Son numaramızı da şanslı belirliyoruz. Ve karıştırdınız. 2 numara. 2 numara. Ben tam göremiyorum. Bir gösterir misiniz arkadaşlar? 329.292. 329.292 numaralı bilet. Hemen burada gördüğünüz muhteşem aracın sahibi olabilir ama öncelikle kontrol ediyoruz. Elinizdeki biletlerden birisine bu muhteşem araç isabet etti. Ve şu anda bir Mercedes'iniz var. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi şoktayım, ondandır. Yani telefon şakası falan yaptığınızı zannetmiyorsunuz değil mi? Yani ben gerçekten alışveriş merkezinin müdürü Taner Aydın. Şu an sahnedeyim. Yüzlerce kişi bana bakıyor, sizi dinliyor. Vallahi çok teşekkür ederim. Bekleyin. Yani bazı insan şok oluyor, böyle bir heyecan var. Peki, bayanlar teşekkür ederiz sizlere. Bizler de, ben özellikle sahneyi sizlere bırakıyorum. Teşekkürler. Güzel bir sohbet ve güzel şarkılar sizleri bekliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. O zaman ikinci şarkımızı alalım, sonra sohbet edelim mi? Cem zaman bize şarkı söylesin mi? Hazır mıyız? Hiç durmuyorum o zaman. Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Cem Belevi! Teşekkürler. Harikasın. Kalp içinde Cem. Ne kadar sevgi dolu bir adam. Her gün kimi düşünüyorsun Cem? Evet, ne güzel başladık Yasemin gerçekten. Evet, her gün kimi düşünüyor mesela? Sizi mi? Gerçekten her gün onlar için ne yapabilirim, daha güzel ne üretebilirim? Doğru gün söylüyor. Onu düşünüyorum. Sen gelmeden önce sordum, dedim ki İnadına Aşk'ı izliyor muydunuz dedim. Ne dediniz? Ya. İyi o zaman. Bir dakika. Tamam, sustum. İnadına aşk, her şeye rağmen, herkese rağmen, inadına aşk. İzliyorlarmış. İzliyor musunuz? Anladım ben. Peki Cem'in bütün şarkılarını biliyor musunuz? Hemen o zaman. Nasıl girdin diziye? Aslında bizi en başa götürsene. Şöyle, o zaman 2013'e kadar gideceğiz.
2013'e hazır mısınız? Zaman makinesindeyiz burada. Evet, 2013'te ben ilk albümümü yaptım. Bilmezsin adlı albümümü. Daha sonra Sevemez Kimse Seni cover yaptım. Ne sevdik o şarkıyı da. Evet. Seninle başka bir sevdik. Yunanistan'da klip çektik ona. Yunanistan'da? Evet, Santorini'de. Niye Türk kızlarını beğenmiyor musun? Yo, çok beğeniyorum. Olur mu? Duydunuz, beğeniyorum. Tabii ki çok beğeniyorum. Ama Yunanistan'ın dokusunu çok beğeniyorum. Uygundu şarkıya değil mi? Klibe, yani şarkının klibi oranın dokusuna uygundu. Aynen öyle. Evet, yoksa çocuk memleket aşkından çocuk albüm yapmış ya. Yeni bir dizi olacak yakında. Bunun müjdesini vereyim buradan. Yine buluşacağız ekranlarda. Vallahi ben dizinin ne olduğunu biliyorum. Hangi evet. kanalda olduğunu biliyorum. Sonra Cem'in hangi rolde olduğunu biliyorum. Kız arkadaşını kimin oynadığını biliyorum ben. Kendimi dövdürttürüp çıkacağım ben. Ya bilmiyorum nasıl çıkabileceksin. İşin şakası yaz dizisi yapacaksın değil mi? Evet. İnşallah bir sıkıntı olmazsa biliyorsunuz her şey değişebiliyor ama her şey hazır. Evet. Hayırlısı olsun. İnadın Aşk'ta çok iyi performansın vardı. Sinema filmi istediler mi senden Cem? Yani gel bir oyna falan. Evet şu anda görüşüyor zaten menajerim. Duydunuz mu alakalı. Bak bunu da ilk kez duyuyorsunuz. Gider misiniz sinemaya Cem'i izlemeye? Canımsınız benim. Ne güzel. Evet bugün öyleyiz. Peki Cem Belevi sucuk mu sever pastırma mı? İkisi de mi? Vallahi ikisini de severim değil mi? Pastırma daha güzel. Peki. Cem Belevi çayı şekerli mi içer, şekersiz mi? Bak o nasıl karıştı bir anda. Anlayamadım ama şekerli. Sen çayı şekerli mi, şekersiz mi? Şekersiz. Şekersiz. Peki. Evet. Acaba en çok karpuz mu seviyor, kavun mu? Ya öyle bir inandırıyorlar ki sanki hep beraber oturduk bir karpuz yemişiz gibi hissediyorum şu anda. Evet, karpuz. Peki. En çok kravat mı takmayı sever, papyon mu? Kropap diye bir şey çıktı. Yani değişik bir birleşim. Kropap. Ama papyon mu? Evet. Şimdi ya, devam. Papyona inandırmaya çalışıyorsunuz ama. Ya, hayır çocuk. Peki, kritik soru. Kumral mı, esmer mi, sarışın mı hangisini sever? Bir şey söyleyeyim, hepsini mi geldi oradan? Kızılları da unutmayalım tabii. İşin şakası tabii evet. ki. Ama tabii seninle ilgili herkesin merak ettiği şeyler maşallah biz seninle ilgili şeyler seyirciden öğreniyoruz. Ben de onlardan öğrendim bugün. O zaman bir boyunun ölçüsünü görelim mi Cem'in? Şöyle bir kalksa. Hadi. Kalksa. Şöyle bak alayım seni. Evet. Cem Belevi'ye teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Allah'ım. Nasıl? Thank you.